senin başına ne geldi o köyde? Yani bir ihmal olduğu belli. İhmalin bence baş sorumlusu annesi. Ama izleyicilerimiz çok da sorular yağıyor. Instagram'daki canlı yayında konuyla ilgili sorularınızı soracağım. Yine sorularınızı bekliyorum. Sorularınızı yağıyor biliyorum ama anlık görebildiklerimizi ve ekibim de bakıyor. Yorum da yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hepsini okuyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi ben bir görümceyi bir göreyim. Akile Hanım, yani Ümmü'nün kayınvalidesi Akile Hanım ve görümcesi Ayşe'yi bir görelim. Ve annesi Havva Hanım. Ümmü, sen diyordun ki bana sahip çıkın, sahip çıkın, yalnızım, yalnızım diyordun. Annen canlı yayında, mutlu musun? Evet. Ne zamandır görmüyorsun anneni? En son bayramda gittiydik Didem abla. Hı? Bayramı Abla Hanım nasılsın? Ne söylüyorsun anlamadım. Şimdi söyle Abla Hanım canım. Arkasındayım Yeliz Yağdır. Ben kızımın babası yok diye borçlamayacağım. Onu zaten getireceğim bak. Benim. Nasıl canım? Ne oldu? Gidebilir Didem abla, sıkıntı yok. Babası yoksa ben varım. Kepaz edilci. Öyle siyatın arkasındayım. Zaten dört kere gitmişsin oraya. Tekrar gidebilir, yine gidebilir yani. Şimdi birazdan konuşacağız ama önce bir görümceyle bir konuşalım. Ayşe Hanım'la konuşalım. Şimdi Ümmü işte çocukların hiç sevmezdi diyor Ayşe. Anam bir şey daha söylüyor. Bir şey daha söylüyor. Ayşe, çocukları hiç sevmiyor muydu? Yasin kaybolduğunda kızlara bir şey söylemiş galiba. Ümmü ne dedi kızlara? Hayırlı yayınlar Didem Hanım. Sağ ol canım. Kolay gelsin. Teşekkür. Söyledi Didem Hanım, söyledi. Biri kayboldu, siz neye kaybolup gitmezsiniz dedi. Kulaklarımla duydum. Şaka gibi. Öyle evet. Mi dedin? Ümmü. Anneme sor Didem abla. Ben 1,5 sene annemin yanında oturdum. Benim onun annemin yanından kalkıp da öbür odadan ne çektiğimi, beni ne şekilde bulduğunu anlatacaktır. Anneme Bezem, sor. Bezem duymadı onu, ben duydum ben. Bak başka bir şey söylüyor. Onu geleceğiz annene evet. Konuşacağız. Evet. Seni odada nasıl bulduğunu şey yapacağız. Sen bir anlık kızgınlıkla mı siz niye kaybolmuyorsunuz dedin çocuklara? Yoksa? Yok dedim abla. Ne zaman söyledi bu lafı Ayşe? Ben ara ara ben böyle bir işimiz olduğunda ya da bir bayramda seyranda geldiğimde çocuklara sorabilin dedim ama bana kızlar dedi. Hala bizi döver çarpar. Biri kayboldu gitti, siz niye kaybolmasın? Ben çocukların yalancısıyım Didem Hanım. Ben 4-5 senedir ben aynı babasıyla ben yandım gittim. Didem Yasin'in abla. Hiçbir zaman o bak. Adını anmadı o anası. Ben sana şunu söyleyeyim. Makbule ile ben geçinemiyorum. Sen niye bu evden gitmiyorsun? Sen bizi küçük yaşta bıraktın gittin, annelik yapmadın. Ama benim ne şekilde gittiğimi çocuk bilmiyor. Küçüktü, algılamazdı. Daha şimdi onun hesabını soruyor bana. Makbule sormaz, sormaz değil. Bak akıl pek o kadar üstünde durmuyor. Ama sen bizi küçüğe bıraktın gittin. Ebemin yanında koydun. Hiç gelmedin. Sen küçüğe bizimle ilgilenmedin. Ebem ilgilendi. Şu bu çocuklarla tartışıyorduk. Ama ben hatırlamıyorum dedim ama onlar haksızlar öyle bir şey haksızlar mı gidiyor. Sence? Haklılar dedim abla. Bence haksızlar haklı. Diyemem. Çünkü ilk 3 ay gittiğimde götürdüm. Ondan sonraki gittiğimde normal yaşa girdikleri için belki bir zarar ederim. Sahip çıkamam diye ben vermediklerinden de dolayı bir yandan götürmek istemedim dedim abla. Ya şimdi çocuklar o kadar çok ilgisizlik çocuklarla yani o kadar çok bakmıyordu ki sen o bezleri çocuklara baktığında yani o bezleri tabana attığını sonra da gönderdiğini dışarıya attığını söylüyorsun. O çocukları nasıl bakardı ya Ayşe Hanım? Ben gelip gittikçe onu pek görmezdim. Bize dedim ben ilk başta söyledim. Biz onu görmezdik. Hoş geldin ya da sen kimsin demezdi Didem Hanım. Hiç asla görmezdi. İlk dönemlerde yaptık tamam Didem abla. Sonra geldiklerinde kendi ben herhalde konuşmaya başladığımızda dedi kendi yaptı. Ama ben diğerlerinden bunun yaptığını görmedim. Kendileri anasına bunlara dediler. Beni görmezden gelip saydılar geçtiler gittiler. Ama ben hayır, bundan hayır, onu görmedim. Sen, Didem Hanım biz geldiğimizde Ümmü hoş bulduk abam mı diye ben mi sarılayım Ümmü bana hoş geldin abam mı desin Didem Hanım. İlk dönemlerden kavgalarımızdan sonra indiğimde eline vardın mı varmadın mı? Hiçbir zaman abi hoş geldin demedin bana ta ki şu son seneye bak Kurban Bayramı'nda ananın yanına gittik. 3 senedir zaten gider geliriz beraber. Son sene elime de geldin sarıldık. Ben asla dinimi yıkmam ben Allah'ımı peygamberimi bilen adamım. İster inansın halkıma bırakıyorum. İster inanmasın. Ben duyduğumu, gördüğümü bir de hani gelip geri gidip geldikçe onun bunun dediklerini söylüyorum. Ben bilmem. Ben seninle yaşamadım.
Ben 25 sene oldu. İlk dönemlerde tamam dedim abla, böyle kızdığım şeyden dolayı eline varmadım, seslenmedim, oldukları yere girmedim. Ama sonradan anlaşmaya başladıktan sonra ben aynı hayatıma devam ettim. Anlaşmış haliniz bu mu? İyiydik dedim abla. Son noktaya gelinceye kadar iyiydik. Şu anda iyi durmuyorsunuz. Ne, anlaşmış haliniz buysa kavga ettiğiniz anı düşünemiyorum Yavuz. Ha? Söyle ne diyorsun? Bir dakika Ayşe Hanım. Tamam şimdi söyle, duymadım. Söyle canım. Şimdi söyle. Görmezden gelirdi dedim hanım. Ben gelip de döndüğüm onu görmeden gittiğim zaman çok çok oldu. Çocukların bezlerini de sobaya atıyor musun? Onu yapıyor da musun? Söyleyin dedim hanım. O bizi görmeyeceğiz. Evin içinden bak. Ben bunların yüzünü görmeyeyim diye sobanın içinde yakıyorum dedi. O zaman da çok böyle tepki çekti kendisi. Kırkıcı kasaya kadar çocuğun bezini normalde dışa atmazlar dedim abla. Hayır. Kırkıcı kasaya kadar çocuğun bezini dışa atmazlar. Kırk mesele o zaman o yüzden diyorsun sobaya attım. Evet. Daha sonra çöpe ne yaptın? Dışa atılmaz. Kırkıcı kasaya kadar. Kırkı çıktıktan sonra ne yaptın? Kırkı çıktıktan sonra yem torbalarının içine katıp ağaçlık bölgelere atıp geliyordum aşağı dedim abla. Ya ben şunu anlamıyorum. Yani köyde, koca köyde sen bir üst katta yaşıyorsun. Ondan sonra peki banyo numaralı, bizim banyo şey, nerede yapıyorsun? Banyomuz orada, benim oturduğum odanın kapının önünde var ya. Ha, su var o katta yani. Üst var. Katta soba, yani mutfak yok sadece. Mutfak yok. Su, banyo, tuvalet yukarıda. Ama bir hapishane hayatı gibi olmuş. Ama onu da biraz sen kendi kendine kurmuşsun. Niye dedi mi o çıksın? Evet işte kendisini alıştırmış mı, yoksa siz mi ona bir böyle cezalandırdınız hayır mı ya, yani? Hayır ya, ne cezası? O cezalandırmıyor. Ben ne dedi Hanif abam, ne dedi? Ben indirdim aşağıya. Tamam mı? Kapıyı kilitledim, çıkmasın yukarı yanımızda dursun diye. Gitti camı kırdı, içeri girdi. Demedin mi bunu? Aşağıya gir diye yapmadın. İneklerin iyilerini sağdın, dekme vuranlarını bana bıraktın. Ben sağmayacağım dedim. Ahırı terk ettim, geldim yukarıya oturdum. Ya bu inekleri sağacaksın ya bu evi terk edeceksin, çıkıp tamam, gideceksin. Tamam Didem abla ya, şey Hanife abanın verdiği röportajda orada şeydi, orada ben daha ne Hanife diyeyim? Hanife aban o gün ne diyeyim, Hanife ben inek sağmak mı yoksa? Yaptım ya. En kötüsü ben oldum çünkü yapacağım bir şey yok. Ona benim yaptığım iyiliklerin hesabı yoktur. Ne iyiliği yaptın adamı? Anan Konya'dayken buğday katırka ilaçlarla zehirlendiğinde onun davarlarını, iki evin işini kim yaptı? Hem onun davarını ya hem kendi evimizin işini kim yaptı? Allah'ını seversen kendi evini süpürmeye aciz edin. Bırak şunu Allah'ını seversen, elin adamın evinin ne zaman işini yaptın sen? Geçilerine sağımında kim yardım etti? Burada külahı var. Kimin evinden bahsediyorsunuz ya? Kendi evini süpürmedi Didem abla. Ne işi yapacak kimin ya? Kimin evini yaptığını kimin söylüyor. Evi, kimin evi? Kimin evi? Bir arabaya bağlandı Hanife abla vardı ya. Ha o Hanife abla. Ha. Gitmiş onun işini yapmış. Al, akıl var, mantık var ya, şöyle bir düşünsene ya. Annesi orada. Annesine sorun ya. Nasıl biriydi diye kendine sorun. Ben demeyeyim ya. Hava Hanım Yavuz diyor ki nasıl biriydi. Hava Hanım konuşsun diyor. Söyle. Olsun diyor. Tamam dinle bakalım. Ne için yazıyorsun? Yakma aşma ararsınız. Ya temizliğimi yaparsınız. Ne yaparsınız? Sen kendi kızına... Yaktığınızı bir devirin bana. Bir dakika, sen kendi kızına sor bakalım ne arar burada. Ne arar burada bana bir diyeyim. Ne aradın, sana soracağız. Sor kızıma, sor bana sorma. Ben geldim onu ayrı verdim. Az yedi çok tutaydı, çok yedi az tutaydı. Ayrı aydın ben ayırmadım mı geldiğinde ağzınızı. Ana ben temizlik yapmıyor muydum? Lan anamı da aldırdınız. Tamam dur. Ana ben temizlik yapmıyor muydum eve döndüğümde? İyi. Hava Hanım bir dakika. Kim yapacak, yapmadı, ben ne yapacağım? Ben ablalarımla tartışmış insanım Didem abla. Ben temizliyorum da anam burada yaş hasta, ben temizleyip de siz batırıyorsunuz diye ben ablalarımla dövüşmüş tartışmış insanım. De annemin kendine sor. Hava Hanım işe soracağım. Yasin'in başına sizce ne geldi? Torunun başına ne geldi sizce? He Hava Hanım. Didem Hanım bak ben onu ikisi sana söyle, ben iki sefer gördüm. Nasıl gördüm diyeceğim. Bir hastaneye benim ellerimde kırdık, romatizma var, tansiyon var, kolesterol var. Bak onlara gittim ben. Abisi Ramazan dedi ki Ümmü buradaymış, gidelim ana dedi. Vardık. Yatırma çocuğun kafasında, tepesinde şöyle şöyle yeşiller var. Fatma görümcesi de geldi. Babası 100 lira verdi. Abisi dedi. Bir yanda durduk. Ondan geri çıktık. Bir de oğlum Ramazan Ahmet askere Hava abla diyorlar ki Ümmü çocuğunun başına bir şey getirmiş olabilir. Senin kızın çocuğunu öldürmüş olabilir mi? Kızım anayı, evladını öldürür mü? Benim 10 tane ver. Neyi öldürmemişim ben de Ümmü öldüreceğim çocukları? Benim 1,5 sene bırakıp gittiğim anneme sor Didem abla.
Nasıl yaşadım? Ne şekil? Yavrusunu hayat... ana öldürülüyor. Yavruya kıyar mı ana? Ama çocuklarını bırakmış 1,5 sene boyunca ben nasıl yaşadım diyor. Nasıl yaşadı 1,5 sene boyunca çocuklarından uzakta? Niye görmedi çocuklarını? 1,5 sene. Benim oda 4 odam var. Gelenlerde 4 odam var. Birine girerdi sabahda. Babası kaldırdı beni. Git çocuğuna kaldır şimdi öldüreceğim. Bak öyle ağlardı. Kaldır gelirdi yatağın içine. Kendinden kaçardı ağlakanı. Benim çocuklarım orada. Ne oldu? Götürmedi ne olacak? Sürekli. Sürekli ağlıyor muydun? Sürekli ağlıyordum. Ağladığımdan dolayı burnum kanıyordu. Durmadan. Tamam. Tamam Didem abla sürekli ağlıyordu. Biz vardık götürmeye vardık. Yanımda arkadaşlar da vardı. Ben gitmem dedi. Bunun annesi babası götür dedi. Ben gitmem dedi. Niye öyle dedin? Hadi. Öncekinlerden dolayı Didem abla. Aynı çekeceklerimi bak, biliyorum. Hem ağlıyordum çünkü... diyor. Gitmeyin şeyi edeceğim diyor. Hem de. Babam araba tutup sonunda dayanamadı. Babam rahmetli dedi ki. Kızım her gün ağlayıp ağlayıp duruyorsun. Kolsalarda, atsalarda bu bayramda götürüp sana çocukları göstereceğim. 1 saatte dursak, 2 saatte dursak, dışta da otursak götürüp göstereceğim dedi. Ondan sonra da Şakir abim aradı. Ortayı yaptı. Şakir abiye geleceğim de. Havva Hanım bir bağırmadan sakin sakin konuşur musun? Şimdi Ümmü'ye evde ekmek vermiyorlardı. Dolayısıyla Ümmü de komşularından çalıp battaniyenin arasına koyuyordu diyorsun. Doğru mu? Kuzum ben görmedim battaniyenin altını. Benim evim nire, ora nire. Sen söylemişsin ekibime. Onu öyle söyledi. O zaman Ayşe'den duydum. Hangi? Ayşe'den duydum ben. Görümce ben Ayşe'den duydum. Orayı, kuzum. Kim evet, söyledi bunu? Işte, dün dedi ya battaniyenin arasında acıdı da ekmek bulduk dur, diye. Dur Ayşe söyledi. Söyle Ayşe şimdi söyle. Söyle Ayşe. Şimdi kapılar kilitlediydi halatıyla şununla kapalıydı anamın kapısı ya. Evet. Ha, o özel ekip geldiğinde beni oraya kattı. Ekmek yok, su yok. Ben acındır ki açtık, örtündü battaniyenin içinde Didem Hanım ben gördüğümü söylerim. Komşudan çaldıysa ne bileyim, anamdan çaldıysa ne bileyim ben ekmeği gördüm Didem Hanım. Ay niye çalsın canım, aynı evde yaşıyor bir yapma evin, Ayşe. Bir evin ekmek çalar mı Didem Hanım? Ya çalar mı, ne kadar ayıp bir şey. Ayşe niye ekmeği çalsın ya? Alıyorsa o evin ekmeğini alıyor canım, Allah Allah. Ay Ayşe'cim yapma ya, yapma ya. Bizim her şeyimiz böyle hırsızlık, yani yemek yapmamı yapmayı biliyor olabilir, saygısızlık yapmış olabilir ama aç kalmış aşağıdan ekmek almış. İnsan buna hırsızlık der mi? Aynı evin içinde yaşıyorsunuz ya. Didem abla. Ama olmaz, çok ayıp bir şey yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok ayıp ama ya. Şunların hiçbirini bağlama. Yemek aş şeyini bırakın artık Didem abla. Ben artık doldum bittim bak. Biri oradan diyor bilmem ne saklamış. Bak biri Ümmü'den şüphelenin Didem Ümmü. Bak, daha önce bakkalı konuştuk, onu konuştuk, bunu konuştuk ki bakkalla ilgili çok önemli elimde bazı bilgiler tamam, var. Tamam onlara gidelim. Mehmet neye Bey bekleyin gidelim. Onu da açıklayacağım ben. Didem bekleyin Allah. Her şeyin bir zamanı var açıklayacağım. Ama bir de diyorsunuz ki dönemin jandarması herkesi Ümmü'den şüphelenmiş. Ümmü'nün çocuğa bir şey yapıyor olabilmesi için bunun bir nedeni olması lazım. Tamam yapıyorsun. Bu kadın eğer çocuğuna bir şey yaptıysa bunun bir nedeni olması lazım. Ben de bunun da bir psikolojik nedeni olması lazım. Ben bunu anlamadım. Çalışıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla Allah'ım nasıl bir şey ya? Nasıl karşılık, nasıl bir kin, nasıl bir nefret? Götürelim. Ay olacak sola, iş değil yani. Götürelim. O yüzden bunu konuşuyorum. Bana ne yani? Niye konuşayım yani? Çok da meraklı değilim yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şunların konuşması ben. Yani Havva Hanım senin kardeşin mi oluyor Akile Hanım? Evet. Senin kardeşin senin kızını mı dövüyordu? Ya orada dövürdün, orada ne bileyim dövürdü diye buraya. Hangisi dövürdü? Karnında yasın geldiğinde 1,5 ay olmuşmuş. Üzerinde götürdüm, adam ölmedi. Sarıoğlan'da ateşlendi. Arabaya öğretmen geldi, oğlumuzu öğretmenle hastaneye yatırdık. Saat 12'ye kadar bekledik. 12'de öğretmen bizi babasıyla beraber götürdü. Evinde ekmek vurdu saat 1'de yedik. Sabah çocuğu çıkardık. Bende yalan yok. Ya, geldi Yavuz. Kapının önünde ben ehliyet alacağım diye çocuğu şeye götürdüm öğretmenin evine. Biz taşbaşının arabasına köyümüze geldik. Bu kadar. Tamam dur tamam. Havva bir şey söyleyeceğim. Havva biraz Havva'nın tabii yayın şeyiyle de karıştırıyor. Sen demişsin ki Akile'nin kızı Emine, Emine'nin kızı senin oğlunla evli. Değil mi senin ablan? Doğru. Onun oğluyla evli. Doğru mu Havva'cığım? Evet. Evet. Dolayısıyla senin evet, kızın... Evet benim kuğunda 12 bendi. Evet senin... Emine'ye Ayşe'cığım senin kardeşin mi oluyor Emine?
Ablam mı? Evet, kardeşin evet, oluyor. Ben kardeş... ablayın, o benim küçüğüm. Tamam, Emine'ye o evde yani Havva Hanımlar, oğlu vesaire kötü mü davrandılar? Kötü davrandıkları için de siz de bu sizin evinizde Ümmü'ye mi kötü davrandınız? Kısasa kısas mı yaptınız? Hayır, hayır, hayır Didem ablam, Didem ablam. O kendi kendine öyle kendi aralarında yaşadıysa biz bilmeyiz. Öyle de bir şey ben duymadım. Ama biz gelip gittikçe bu Ümmü bize hoş geldin, beş gittin dediğin... Asla biz ne dövüştük, ne çekiştik, ne vurmamız var, ne kırmamız. Ahmet. Sadece benim bir cacık çiğim var. Çocuklarla ilgilenmediği çocuk arayıldan uçtu gitti. Bu kadar. Ümmü. Nasıl uçtu gitti? Ne demek o? Nasıl uçtu gitti? Çocuklarla ilgilenmediği için. İlgilenmedi dediği için. İlgilenmediği için gitti diyor çocuk. Evet, evet, evet. Ümmücüğüm. Evet. Buyur Didem abla. Emine orada biraz bir şey tatsızlıklar yaşıyor. Emine orada tatsızlıklar yaşayınca. Evet Didem abla hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Ne devam ediyor? Abimle tartışmışlar. Abim buraya geldiğinden dolayı ona kızmış. Evi terk et demiş. Onun şeyi bana yansıdı. Yansıyor. Yine. O orada rezillerini çekiyormuş. Ben burada oturuyormuşum. Ya sizin evinizle abim tartışıyorsa bunda benim suçum ne? Bence tartışmasınlar. Karıyla hocaysa... Öyle demedi bak. Güzelce anlat. Yavuz, dedi ki... Evi terk et demiş kardeşini buraya. Kardeşini götür git dedi bana. Tamam dedim ben kardeşime de bakarım çocuklarına da bakarım kardeşini götürdüm. O diyor ki işte. Tek kelime. Bugün senin... de söylemin şeyinizi anlat. Aynısını tartışmışlar Didem abla. Hı. Abim ona eşine demiş evi terk et. Hı. Öyle bir şeyleri var. Bugün yani Emine senin abi kardeşin Emine o evde hava şey Ahmet'le evde değil mi? Buraya gelen evet. Ahmet'le. Ahmet de bir şeyli böyle kafası esiyor yani. Bir Didem abla. Jandarma doğruyu söylemiyor falan bir sürü şey söyledi ya. İşte yani hep... senin önce eniştenle ilişkin olduğunu söylüyor. Sonra arkasından da yok hayır bunu da Emine Hanım söylüyor yayında. Çünkü kocasından duymuş. Yok öyle bir şey yok uyduruyorsunuz mu uyduruyorsunuz diyor. Kardeşim ben mi uydurdum sen kendin söylüyorsun. Benim anlayamadım. Yani Emine orada bir sürü şeyler yaşıyor. Yaşadıkça da sen bu evde bunun karşılığını görüyorsun öyle mi oluyor? Aynen Didem abla. Ha, bu olmaz ya ki. Ya ne yapılmış da aynen diyor ne yapıldı sana ya? Abimle tartıştığı zaman o yandan dindirinde arıyor da anasını. Bir dakika bir şey sorayım. Ahmet ile ben şöyle şöyle yaptık tamam, böyle dedi diye. Bir dakika bir şey sorayım. Emine'yi Ahmet dövmüş deyip ben sana tokat vurdum mu vurmadım mı? Dövdün mü dövmedin mi? Bana sen dövmedin ama annem ben ne diyeyim Didem abla. Biz yaptık ama yaşadık. Anne ne yap? Annen yapmış. Annem mi? Öyle duymadın. Ya annemin yanına inmeyen adam ne yapmış? Emine yengem aradı. Anne Ahmet böyle böyle diyor diye. Güldüren'e bir komşu vardı bak. Adı ağzından biraz çıktı. O vardı. Sana niye öyle dediler? Ben onun kızına burada bir şey yapıyor muyum? İş bilmez, güç bilmez dedi. Kulaklık takalım Akile Hanım'a. Ondan sonra o da iş bilmez, güç bilmez. Niye böyle yapıyoruz, yapıyorlar deyince. Oo. Madem dedim araya gelsin oğlunu kaybeden çağıralım gelsin beni götürün o zaman dedi. Biz tartıştık, bağırıştık biz. Bu kaybeden gelmeden önce. Bak ben tartışmam. Ben dövmem. Ben bağırmam. Ben tek kelime burada da aynısını söylüyorum. İstemiyorsan gidersin. Tek basit bir şey. İstiyorsan da kalırsın. Ben ne diyeyim Didem abla? Sen bana sürekli şurada geldik geleli şunu diyor Didem abla. Bu daha doymadı. Burayı beklesin. Ben ya çocuklarımın yanına gideceğim. Ya. Bu burayı az daha beklesin. Ya bana demiyor ki haydi bu hafta çocukların yanına gidelim. Şu malın işini ucunu tutalım demiyorum. Sen çocuğu bırak. Bizim şu konuştuklarımız ne? O direkt bak saklamıştır. Budur buradan. Vay efendim şunu yap. Lan ben ne uğrayayım sizin şeyinizi? Akile Hanım senin kızına, senin kardeşinin Havva ve onun oğlu kötü davrandığı için mi? Anam karışmaz abla. He? Eve ayrı anam karışmaz. Yok yok Akile Hanım'a soruyorum. Akile Hanım senin kızın orada sıkıntı yaşadığı için mi sen gelinine sıkıntı yaşatıyorsun? Hayır 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 benim kızım vallahi sıkıntısı yoktu. Hiç sıkıntısı yoktu. İşte bu buradan anama eziyet ederdi. Onun evi ayrı, yön ayrı, mal ayrı, çocuk ayrı. Havukanı kaynasının yanına giderse gider, gitmezse o evinde. Ama o benim yanımda. Mecbur her şeyi tutacak, pişirecek. Gitmez. Gelin yiyelim ana. Emine de onun yanına gitmez. Bir şey söyleyeceğim. Kardeşinle Havva Hanım'ı görelim. Havva Hanım'la aran nasıl? Anam bugün hastalanırsa iyi. Ben Havva'ya bir tane bir şeyler demedim. İşte kendi kendine kızım gibi bana vermez. Bu burada zıkır ditti, bu orada zıkır ditti. Ben Havva'ya bir şey diktim. Aslında iki Dünür'ün büyük yüzleşmesi yazmayın da iki kardeşin büyük yüzleşmesi ya onlar, yazsanız daha doğru yani. Onlar Dünür da yine, onlar kardeş arkadaşlar ha, yani. Onlarda yine bir şey yok değil mi abla? Havva Hanım bir şey söylüyordu ben duymadım. Havva Hanım ne diyorsun canım?
Ya kardeşime bak bir şey demeyi verin. Onun kızına ben geleli ben. Kaç sene oğlum bak oğlum burada. 16 yaşında oğlu var. Bana kaynanası bir bardak çay iç demiş mi? Doğusun Ahmet demiş miyim? Karışma. Çoluğuna çocuğuna yetişsinler. Bana musallat olmasınlar. E tamam biz de bir şey demedik. Doğru söylüyor. Ben işimi kendim tutarım. Hava Hanım, Yavuz'un ev telefonu yoktu diyor. Yavuz öyle söylüyor ama yalan söylüyor. Ev telefonu vardı. Ümmü bizi ev telefonundan arıyordu. Ümmü sizi nerede? Yavuz teyzesi ev telefonum vardı. Benim de vardı. Yine kesildi. Belki 10 sene, belki 15 sene olmadı. Ya, yoktu da ben Emine'yle kimden konuşurdum nişanladığımızda? Nereden konuşurdum? Emine'nin nişanlısında vardı zaten konuşurken kırdı babam. Ev telefonu vardı. Ne zamana tamam, kadar bak, vardı? Tamam bak başka da ben bilmiyorum, de kurdum. Dedem abla tarih olarak hatırlamadım ama çıkartır yok, gelirim. Bak, vardı bak. Çıkartır gelirim tarihini. Sıkıntı yok onda. Yani şöyle eğer bir sıkıntı yaşadığında orada sıkıntı yaşadığında gelin kızınızı alın götürün Ümmü'yü alın götürün Yasin doğduktan sonra sizi ev telefonundan mı aradı Hava Hanım? Hayır 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 o zaman telefon yok. Hayır cep telefonundan arardı o zaman. Didem abla şu. Senin hiç kızın cep telefonundan aradı mı canım? Kocasının vardı, kocası arardı. Kızım nereden arayacak? Dedi, o okumayı yazmayı zaten bilmezdi. Kaç sene okulağı tıkıldı, adını yazmayı bilmezdi o zaten. Kızının telefonu hiç yok muydu? Yasin kayboluncaya kadar yoldu dedim. İşte babası para verdiğinde aldı, bir şey almışmış. O da hattı yoktu, ellerinde çoluk çocuk oynaşıp verdi. İlan oyun oynaşır dedi. Ona kim telefon hattı alıyorecek? Telefon yok muydu senin? O hatsız telefonla zaten Didem abla hiç hat takmadım. Hiç bir kere olsun aileme arayıp da alo demedim ben ona. Acaba şey, başkasının üzerinde kullanılmış olan bir hattı kullanıyor olabilir misin? Yok Didem abla. Ha? İyi düşün. Yok yok. Geldim geleli aynı şeyleri düşünüyorum. Acaba diyorum böyle bir şey yaptım da unuttum diye geldim geleli aynı telefonu savcılığa verdim. Ben beri düşünüyorum. Yok Didem abla. Bence iyi düşün. Düşünüyorum sürekli aklımda. O telefonu aynı. Sen düşünüyorsun değil mi? Bence sen o telefonu iyice düşün. Bence sen o telefonla ilgili bize bir şey söyleyeceksin. O telefonu hattım, da dinlemişler yok. Dedim abla. Bakın ne çıktığını bilmiyorum yani o şeyini de. Orada Mehmet bana dedi ki o gün hatta hani hiçbir yere gitmedim dedi ya. Hı hı. Akşam da dedi ki bana birinin dedi hayvan katlıklarını teli getirmeye gittik o gün dedi. Bak onu da dün duydum inanır mısınız? O bakkalcıların konuşmamda da bir daha söyle, söyle hangi Mehmet'ten bahsediyorsun? Hani bakkal Mehmet var ya. Bakkal Mehmet dedi ki o gün ben evden ayrılmadım dedi. Ama dün akşamki telefonunda bana dedi ki işte bizim bu köyde bir hayvancılık yapanlar var. Tek kişi kaldı zaten. Hı. Onun telini toplamaya gittik dedi. Bir ava gittiydi hani. Tamam. Telini toplamışlar gündüz. Hani hiçbir yere gitmiyordu ya. Evet. Telini toplamışlar. Tekrar 2'nin 4,5-5 civarı da keklik avına gitmişler aynı kişiyle. Ama evdeyim bakkalın oradayım diyor tamam, Mehmet ilk Bey. İlk ifadesi o. Ama bak teli de dün söyledi bana bak. Daha acaba dün. Bakkal neredeydi? Şeylerde bilmiyorum bile Didem abla. Acaba Ahmet neredeydi? İde. Acaba o çocuk sizin çocuğunuz bakkalın oraya gitti mi? Bilmiyorum Didem abla. Ya gittiyse? Gidebilir. Ya orada başına bir şey geldiyse? Çağırdılar. Zaten ya çocukların çocuğunuz orada sizin öldürüldüyse? Zaten benim evimde değil. Ben bunu defalarca söyledim. Benim evimde olsaydı ben hissederdim çözerdim. Didem abla o... Ben bunu söyledim. Şey vardı ya ikizlerin gösterdiğiniz şey. O yolun üst tarafta bir bu yana eğiliyor. Hı. Bir öbür ana caddeye giden yol var. Bir Şükrü Emim'in aralığı var. Bu daha iyi bilir. Köpeğin biri varıp o tam ana caddenin ortasına oturuyor. Oraya çıkmaz dolayısıyla. Araba Yolun geldiği gitmiş. Zaman ha. Araba geldiği zaman Didem abla o yana döner. Bizden ya bu yana Mustafa Arcı'nın ağlından yana aşağı yana gitmemiş. Köpek o gün o getirdikleri köpeğin biri Şükrü Emim'in o aralık yaptığı yerin oraya ana caddenin ortaya oturmuş. Şimdi bak